Şimdi bizler doğduktan sonra ilk sosyalleşmeyi anneyle yaşıyoruz ve bu babayla eksen kazanıyor. İşte kardeşlerle, akrabalarla, işte sokağa çıktığımız zaman oynadığımız yaşıtlarımızla, okula gittiğimiz zaman arkadaşlarımızla falan derken büyük 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 bir sosyal çevre oluşturuyoruz. Ve bu sosyal çevrede ilişkilerimizi dengeli tutuyoruz. İlişkilerimizi dengeli kanallarla hani aynı zevklere sahip olduğumuz arkadaşlarımız, aynı düşünce yapısına, aynı bakış açısına, aynı söylemlere, aynı şarkılara, aynı anlatılara yani birbirine aşina olmuş insanların oluşturduğu sosyaliteler bir bütünü oluşturuyor, bir milleti oluşturuyor. Dolayısıyla bir şekilde kültür oluşuyor. Kültürleniyoruz. Ve bu kültürlenmeyi sağlarken insanlar e, büyüyor. Büyüdükçe travmalar yaşıyorlar, kaybedişler yaşıyorlar, e, hayatın zorluklarıyla karşılaşıyorlar, hayatın e, acımasız sert taraflarıyla karşılaşıyorlar falan derken bir şekilde olacakları kişiye dönüşüyorlar. Bir kişi bir şekilde hayatta olması gereken tabiata bürünüyorlar, olmaları gereken şeye dönüşüyorlar. Kimisinde çok lezzetli, değerli, anlamlı bir yapıya dönüşüyor. Kimisinde işte olgunlaşamamış, hala pişmemiş ama yaşı geçmiş, yaşı bir şekilde büyümüş tavırlara, duygulanımlara dönüşüyor. Ve biz bunları büyüdükçe anlıyoruz. Yani 6 yaşında bir çocuk annesiyle babası aynı yatakta gördüğü zaman bir travma yaşıyor. Yani annem neden babamla yatıyor veya babam neden annemle yatıyor şimdi bu çok egosentrik bir travmadır. Sigmund Freud'un tanımladığı o hani fallik dönemdeki travmalardan bir tanesidir Aslında yani bir şekilde çocuğun annesiyle babasına aynı yatakta yatmasını kendisini terk edecekleri korkusu veya o egosentrik düşünce dünya benim için var hani Annemle babam kavga ediyor, benim yüzümden kavga ediyorlar. Annemle babam çok sevinçli, benim yüzümden sevinçliler. Yani bütün olayları kendisi için. İşte anne yemek yapıyor, yemeği bana mı yapıyorsun? Kendisi için oluyor. Yani dünyayı kendisi için olduğunu algılıyor. Ve tabii bu travmatik bir durumdur ve atlatılması gereken bir travmadır. Yani eriksiyonel tanımlamaya göre sosyo, psikososyal gelişimde hani sosyalizasyon gelişimin hani o peer grup işte yaşıtlarıyla veya işte ortak düşünce alanıyla bir şekilde hani kendisini diğerleriyle tanımlıyor. Ama çocukluk evresinde e, travma yaşamış, çocukluk evresinde bir şekilde sıkıştırılmış, köşeye sıkıştırılmış, kendisini savunamamış birisi büyüdüğünde duygulanımlarında uç noktalar olduğu tespit ediliyor. Duygularında marjinal tavırlar olduğu tespit ediliyor. Buna... Taciz öyküsü deyin buna işte bir ağır kaza deyin buna bir şekilde e, şiddet içeren ve bir çocuğun kendini savunamayacağı durumların hepsini diyebiliriz. Böyle durumlarda yetişkinlik evresinde bu tarzdaki dostlar travmatik bir duygu durumunu devam ettiriyorlar. Ekseriyetle atlatanlar oluyor ama ekseriyetle uçlarda duygulanımlar, uçlarda bakış açıları... Uçlarda algılara sahip oluyorlar. Çocuk 5-6 yaşlarında annesiyle babasını aynı yatakta gördüğü zaman bir korkuya kapılıyor. Be beni bırakacaklar. Annem neden benimle yatmıyor? Oysa benimle yatmalı. Veya babam neden benimle yatmıyor? Oysa benimle yatmalı. Karı koca hukukunu çocuk büyüdükçe, sosyalleştikçe öğreniyor. Yani anne ile baba, karı koca bunlar aynı yatakta yatacak duygusunu büyüdükçe öğreniyor. Ve... O çocukluğunda yaşadığı, o 6-7, 6 yaşlarında, 5 yaşlarında yaşadığı travmayı bir şekilde diyor ki ha onlar karı koca olduğu için aynı yatakta yatıyor. Dolayısıyla bir e, travma basamak katlamış oluyor. Ve e, çocukluk evresinde çocukların bir korkusu olur. Annem beni bırakacak mı? Babam beni bırakacak mı? Ben yalnız mı kalacağım? Bu travma yaş ilerledikçe sağlıklı şekilde atlatılamadığında bu olay borderline'a dönüşen bir duygu durumu. Borderline andıran bir duygu durumuna geçiyor açıkçası. Yani bir borderline ile ilgili konuşurken deriz ki terk edilme korkusu var. Çok ciddi. Sevilmeme korkusu var. Ve bu sevilmeme duygusundan kaçmak için herkese kendini sevdirmeye çalışma veya herkese isyan halinde, sistem halinde beni neden sevmiyorsunuz tribine geçme durumu var. Dolayısıyla Yalnız bırakılma korkusu çocukluk evresindeki bir travmanın sağlıklı şekilde atlatılamadığını bize gösteriyor. Yani çocukluk evresinde kesinlikle yalnız bırakılacağım. Hiç kimse beni sevmeyecek. O yüzden insanlara kendimi seveyim duygusu kişiyi suistimale açık bir hale getiriyor. Kullanılmaya açık bir hale getiriliyor. Hedef haline getiriliyor art niyetli insanlar tarafından. Yani çocukluk evresinde sağlıklı atlatılmamış bir travma İlerleyen yaşlarda ciddi şekilde çok ciddi şekilde e, suistimale, istismara açık bir durum olarak e, karşımıza çıkıyor. Yani biz konuşurken deriz ki bir insanı sevdiğin zaman aşırı yüceltip kızdığın zaman yerin dibine basıyor musun? Basıyorum. Ha bunda bir dengesiz duygulanım var. Peki e, birinin seni sevmemesinden, birinin değil, insanların seni sevmemesinden, senden vazgeçmesinden, senden Yüz çevirmesinden korkuyor musun? Çok korkuyorum der. Böyle hani irregular, düzensiz şekilde hani korku, o panikleme hali, o saçmalama hali, o ergensiz saçmalıklar kendini gösteriyor. Bunun için ne olmalı? Kişinin zihnini sürekli olumlu telkinlerle devam ettirmesi gerekiyor. Bu tarzda durumlarda ekseriyetle çocukluk istismar öyküsü vardır. Bu tarzda durumlarda ekseriyetle çocuklukta yaşanmış Başa çıkılamamış ağır travmalar vardır, kazalar vardır, depremler vardır, felaketler vardır. Veya bunların yanında psikolojik, fizik, cinsel istismar e, halleri vardır. Yani en nihayetinde çocukluk evresinde kendini savunamayan bir çocuğun yaşadığı büyük korku vardır. Bu korkunun bulup çözümlenmesi gerekiyor. Çocukluk evresindeki korku çözümlenmediği zaman... Bu korku hayatı boyunca kişide kalıyor. Belki şekil değiştiriyor. Kimse beni sevmeyecek. Yalnızlık korkusu. Ben yalnızlığa dayanamam. Yalnızlıktan kaçmak için. Şimdi borderline tiplerle görüşürken hani borderline olan veyahut da bu sendromu yaşayan insanlarla görüşürken şunu fark ediyoruz. Sınırda yaşama. Risk halinde yaşama. Yani Gidiyor bir arkadaşıyla muhabbet ediyor. Arkadaş ona diyor ki ben seni çok seviyorum diyor. Benim şirketime ortak olur musun diyor. Hiç yani düşünmeden arkasını düşünmeden imza atıyor. Bir arkadaş diyor ki bana kefil olur musun? Diyor. Hiç düşünmeden gidiyor kefil oluyor. Ondan sonra bir arkadaşı diyor ki gel diyor işte seninle şöyle uygunsuz cinsel ilişkileri açık olma durumu. Yani uygunsuz ekonomik durumları açık olma durumu. Uygunsuz olan her türlü davranışa, yüksek adrenalin ve risk barındıran her türlü davranışa açık olma hali borderline'ın semptomları halinde kendini gösteriyor. Peki biz bunu hani DSM'deki kriterlere göre tanımlıyoruz. Diyoruz ki işte riski açık olma durumu, uygunsuz cinsel ilişkiler, uygunsuz tutumlar, uygunsuz sosyal davranışlar. Ee, yani borderline'ın dokusunda olan, borderline'ın o semptomları belirtileri arasında olan davranışlar. Peki neden böyle oluyor? Bu konunun psikanalizini yapacağımız o yapacağımız zaman şunu çok net görüyoruz. Çocukluk evresinde çözümlenmemiş düğümler, çocukluk evresinde atlatılamamış travmalar, çocukluk evresinde başa çıkılamamış korkular ve bunlar sadece kişinin sosyal toplumdaki marjinal davranışlarıyla, dikkat çeken uç davranışlarıyla alakalı durumlar değil. Cinsel tutumlara da yansıyor. Seks hayatlarındaki fantazilerine de yansıyor. Bunun yanında sosyal hayatlarındaki e, arkadaşlık ilişkilerine de yansıyor. Yani biz e, elbette bu konuyu bir borderline e, DSM'deki tanımlanan borderline kişilik bozukluğu halinde anlatmıyoruz. Yani duyguların, travmatik duyguların kökeni psikanalizi üzerinden konuşuyoruz. Yani işte dinamik yaklaşıma göre ki bakış açısı üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla hani ha çocukluk evresinde çocuk anne ile baba yan yana yatarken bundan bir travma yaşıyor ve büyüdükçe sosyalleştikçe diyor ki karı koca yan yana yatar bu normaldir. Annemin babamın yan yana yatması normal. Ve bunu artık bir korku objesi terk edilme objesi olarak görmek yerine artık bunu ha bu bir normalite olarak algılayabilme raddesine geçiyor. Çocukluk evresinde seni yalnız bırakırım. Senin işte Sokakta bırakırım bak arkamdan gelmezsen ki o çocuğun koşarak işte aslında bir tür manipülasyondur sağlıksız buluyoruz. Masumane de olsa sağlıksız buluyoruz. Ee, seni yalnız bırakırım bak seni mahalleden alıp götürürler, kaçırırlar seni dışarıya çıkma gibi duygu durumları atlatılmamış travmalara sebep olabiliyor. O yüzden çocuklarımızı korkutmamamız gerekiyor. Ruh dünyasında olayların background'una baktığımız durumda evet anne baba çok şey. Yani çok şey. Her şey değil ama çok çok şey. Anne baba kader yani. Coğrafya kader. Hayat kader. Yani insanın bir şekilde yüzleşmesi gereken bir kader. Dolayısıyla ha buna esir olur. Buna mağlup olur ve hayatı boyunca bunun melankolisiyle yaşar. O ayrı bir psikolojik maras hali. Ama kişi bunların üstesinden gelebilir. Kişi bunların üstesinden geldikçe güçlenir. Kişi bunların üstesinden geldikçe bir şekilde hayatta tutunur. Şimdi travmatik olarak sevilmeme korkusu bir zayıflık halidir. Kişiyi zayıf bırakır. Zayıf olduğu için sevilmiyor durumu değildir durum. Özgüveni olmadığı için işte sevilmemekten korkma, yalnız kalmaktan korkma, yalnız bırakılmaktan korkma. Bu özgüvensizlikten kaynaklı bir duygu durumu değildir. Ama bu duygu durumu devam ettiği müddetçe kişi hep kendisinden şüphe duyar. Kendisine inanamaz. Kendisinin e, arkasında duramaz. O yüzden hani e, kişinin kendisiyle bir uzlaşı yaşaması gerekiyor. Kişinin bir şekilde kendisiyle barış imzalaması gerekiyor. Kişinin bir şekilde öyküsüne sahip çıkması, öyküsünü sevmesi, öyküsüyle barışması gerekiyor. Bizler insanlarla konuşurken hani bu çok şahsi bir yorum. Bana göre hani, ki, hani bana göre bu çok klinisyen bir anlatım değil. Bana göre psikolojik bozukluklar aynı kökten geliyor. Bana göre e, nevrotik işte psikotik e, veyahut da hani en basitinden fobik kökenler bile aşağı yukarı hep aynı kökten geliyor. Yani kişinin bir travma yaşadığı noktadan geliyor. Ve bu travmayı sağlıklı atlatamamasından kaynaklanıyor. Sendromlar, bağımlılık sendromları, işte uyuşturucu, kumar, alkol ya da sosyal ilişkilerde iletişim sorunları, dürtü bozuklukları, kimyasal kökeni var dürtü bozuklukların ya da hani Takıntı durumları. Bunların da bunları saydığımın hepsinin kimyasal kökenleri yani vücuttaki hormonal durumlarla alakalı, vücuttaki işte enzimlenme durumları, vücutlar vücuttaki hani kimyasal reaksiyonlarla alakalı bölümü olduğu kadar psikolojik psikolojik bölümü olduğu kadar fizyolojik iç içe bir durum yani. Ama şunu net biliyoruz ki hani kadim bilim tarihinden zihin metabolizmayı değiştiriyor. Zihin kimyayı değiştiriyor. Düşünce şekli olumlu olduğu zaman vücut atraksiyonları, aktiviteleri olumlu yönde e, gelişim gösteriyor. Yani düşünce şeklini değiştirmektir burada asıl olan. Evet, borderline'ın bir e, kimyasal kökeni vardır. Vücut, vücuttaki hormonal durumlarla alakalı, kandaki durumlarla alakalı. işte vücudun en basitinden vitamin alımıyla alakalı karmaşaları ve kökenleri vardır. Ama bunun sosyal kökenleri de vardır. Çocukluk döneminde suistimal, e, taciz, e, işte saymaktan bile artık hani canımızın acıdığı bir sürü öykü. Geleceğe çok yoğun travmalar bırakan, geçmişte yaşanmış, ağır yıkım barındıran, ağır başa çıkamama durumları barındıran e, eylemler, olgular. Ve kişi yetişkinlik evresine giderken bunları atlatamazsa bir şekilde acı yaşıyor. Hayatın mutluluğunu göremiyor. Hayatın derinliği, hayatın verdiği mesajı duyamıyor. Kendi kendine boğuşuyor hayatı boyunca. O yüzden sevgili dostlar en basitinden bir borderline'ın yalnız bırakılma korkusu son derece tehlikeli bir duygudur. Kişiyi tehlikeli yollara sevk eder. Suistimale açık bir hale koyar. O yüzden hani işte anlatıyor öyküsünü. Diyor ki arkadaşım bana dedi ki benim şirketime ortak olur musun? Arkadaşım dedi ben de dedim ki ya ne olacağım ben anlamadığım şeylerle olmam. Aman ya senin arkadaş olan da kabahat dedi hemen bir kağıt çıkarttı hemen imzaladım. Şimdi normal yani mantıksal realitesi devam eden bir kişi bilmediği bir şeyin altına imza atar mı? Borderline'sa atar. Çünkü borderline karşı tarafa aşırı şekilde güvenir. Borderline kendisini aşırı şekilde sahipsiz bırakır. Borderline kendisini kontrol etmez. Kendisine dikkat etmez, kendisine özen göstermez. Neden kaynaklanıyor? Yalnız bırakılma korkusu. Çocuklukta yaşanmış aşırı derecede tehlike içinde bırakılmış veya anne babadan geçen genetik kökenli e, travmatik durumlar. O yüzden hani evet bu konunun bir ilaç boyutu vardır ama bu konunun bir de makul insani ölçülerde kişinin kendisini regüle etmesi yani hayata hani realize ederler. Hani hayata kendini aktabilmesi, gerçekleyebilmesiyle alakalı bir durumdur bu. Yani travmatik olarak hepimiz yalnız bırakılmaktan, sevilmemekten hepimiz korkarız. Ama kimimiz deli gibi hoplayıp zıplarız hiç kimse beni yalnız bırakmamalı diye ergensiz saçmalıklara bulaşırız. Kimimiz de deriz ki bazen yalnız kalmak hayatın doğasıdır yani. İşte buna büyümek diyoruz. Borderline'larla ilgili bakarken şahsi görüşümü söylüyorum. Ya biraz büyüyememişler mi? Yani biraz bir e, e, mücadelenin içinde yalnız başına kalmamışlar mı? Biraz etraf tarafından çok mu fazla destekleniyorlar diye sorguluyorum. Ve bunu yaparken şunu görüyorum. Yani borderline'larla ilgili konuşurken, narsizmatiklerle ilgili konuşurken, obsesiflerle ilgili konuşurken ya tatmin edilmemiş bir duygu var. Yani onura edilmemiş bir duygu durumu var. Birisinde aşırı ilgi olabilir, borderline ortaya çıkabilir. Birisinde çok ilgisizlik olabilir, OKB çıkabilir. Birisinde aşağılama vardır, narsizma çıkabilir. Her ne olursa olsun insani gelişimde üstesinden gelinememiş bir travma öyküsü mutlaka karşımıza çıkıyor. O yüzden hani çocuklarımıza, sevdiklerimize değer vererek, onları anlamaya çalışarak ve onlarla iletişim kurarak Bunları halledebiliriz. Çocukluğunda annesinin babasının yatmasına hazmetememiş bir kişi büyüdüğü zaman büyük ihtimalle şizotipal kişilik patlatıyor. Yani e, it ego süper ego parçalanması oluyor. Ya da e, arketiplerinde bozukluk oluyor. Veya işte o alterler o karakteri bir araya getiren e, düşünce bütünlerinde maraz çıkıyor, sorun çıkıyor bir yerde. O yüzden hani Anneler babalar çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmak zorunda ki çocukları gelecekte sağlıklı ilişkiler kursun. Sağlıklı diyaloglar yaşasın. En nihayetinde şunu söyleyebiliriz yani. Hayat da rengarenk tam istediğimiz kıvamda giden bir şey değildir. Hayat zaten travmalarla doludur. Mağlubiyetlerle doludur. Bunlara rağmen düşeriz ve tekrar ayağa kalkarız. Bugün bir arkadaşım çok değerli bir kelime söyledi. Düşmek dedi düşmek değildir dedi. Düşmek dedi düştükten sonra ayağa kalkamama halidir dedi. Yerde kalmaktır dedi. Çok doğru. Yani hepimiz düşüyoruz. Hepimiz sendeliyoruz. Hepimiz yüz kere vazgeçiyoruz. Yüz kere yapamayacağım falan diyoruz. Ve tekrar ertesi gün ayağa kalkıyoruz. Devam ediyoruz. Cesaret buydu işte zaten. Yani cesaret insanın kolları, bacakları bir adım ileriye gidemediğinde, korkudan böyle kireç gibi bembeyaz olduğu anda bir adım ileriye atabilme hali. Bizler düşmeden bir yükseliş umuyoruz ama öyle bir yükseliş yok. Öyle olan yükselişler de zaten inişi hızlı olan yükselişler oluyor. O yüzden hani düşeceğiz, kalkacağız, sendeleyeceğiz, sarsılacağız, büyük sarsıntılar yaşayacağız. E şimdi yani daha anne babayla arasındaki duyguları çözümleyememiş bir insan sevdiği bir arkadaşını kaybettiği zaman yaşayacağı çöküntüyü hayal edebiliyor musunuz? Biz konuşurken konuşuyoruz. Diyoruz ki bak bu duygular seni tehlikeli noktalara götürüyor. Bu duygular seni riskli duygulara götürüyor. Yani işte ben işte arkadaşlarım beni sevsin diye onlara sürekli iyi davranıyorum. Onların suyuna gidiyorum. Veya arkadaşlarım beni sevsin diye aşırı şımarık davranıp onlara kendi nazımı çektirmeye çalışıyorum. Borderline. Bunu yapan borderline değil de bu bir borderline belirtisi. Borderline'ın davranışı veya işte insanlara tepeden bakıyorum onlara yaklaştığım zaman onlar beni sokmaya kalkıyor. O yüzden insanlarla arama mesafe koydum. Duvarların ötesinden konuşuyorum onlarla. Narsizma. Veya beni anlayacak mı? Beni sevecek mi? Duygusal takıntılar. Benim emeklerime neden cevap vermedi? Benim yaptığım şeyleri neden değerini bilmedi? Obsesyon. Veya hani bu konuyla ilgili sayabileceğim 100 tane psikolojik karmaşa varken hepsinin aşağı yukarı kökeni aynı atlatılmamış travma. Geçmişinizde travmalar varsa bunu sağlıklı şekilde atlatmanız gerekiyor ki geleceğe güvenle yaşayabilip geleceğin mutluca yaşayabilirsiniz. Hayatın size verdiği dersi travmaların etkisi altındayken e, anlayamazsınız. Fırtına varken dingin bir nehirin büyüsünü göremezsiniz. Fırtınanın ortasında savrulurken bilgeliğin olgunluğunu yaşayamazsınız. O yüzden hani Borderline yaşayan birisine diyoruz ki birisini sevdiğin zaman aşırı yüceltip birisine kızdığın zaman yerin dibine sokuyor musun? Evet sokuyorum. Bunu yapma bu tehlikeli bir duygu dediğimiz zaman o şöyle algılıyor. Ha sosyal ilişkilerimi düzenli tutmam için böyle yapmam lazım. Ya insanların suyuna gitmem lazım. İşte kişiye göre şerbet vermem lazım. Hani kanına göre şerbet vermem gibi. Bu, bu yüzden değil. Bu duygu durumu insanlara sizi gebe bırakır. Terk edilme korkusu insanlara sizi gebe bırakır. Terk edilme korkusu yaşadığınız zaman suistimale ve manipülasyona uğrarsınız. Bu durum ergenlik döneminde şımarık bir ergenin veya çocukluk evresinde travma yaşamış bir kişinin yaşadığı bir gelgit hali değildir. Bu çok tehlikeli bir durumdur. İnsanlar bunu kullanabilir ve insanlar bu konuyla ilgili suistimal yaptığı zaman daha yoğun bir çöküş yaşar veya hayatın kendi ne has kaybedişleri, kendine has travmalarını yaşadığı zaman bu model bir insan kendini toparlayamaz. Melankolik bir manyağa dönüşür. O yüzden diyorum yani e, dengeli duygular üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bana diyor ki çok sevinçli hissediyorum ve bir anda kendimi çok diplerdeyse dengeli olmak zorunda. Çünkü bu duygu uçlardaki duygu durumu kişiyi çok yoruyor. Bu duygu durumunu sağlıklı şekilde dengelememiz gerekiyor. Bu sadece bir borderline durumu için değil. Sabah sevinip öğlen üzülüp akşam e, hüzünlendiğiniz veyahut da işte yine sevindiğiniz zaman duygusal geçişler olduğu zaman kişinin psikolojisi yorulur. Ve bu yorulma bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonu vücuda vurmaya başlar. Sonra dersiniz kemiklerimden iltihaplar çıkıyor. Kafamda müthiş ağrılar var. İşte vertigo mu oluyorum ben? Yoksa işte migren miyim? Belimde, omuzumda, belimde, omuzumda sürekli ağrılar var. Vücuda vuruyor. Somatoform bozukluğa dönüşüyor. İlerleyen yaşlarda hipokontriya hastalık hastalığına dönüşüyor. En nihayetinde şunu diyeceğim yani itidalli ve dengeli bir duygu durumu. Bütün psikolojik bozukluklardan kurtulmak için dengeli duygu durumlarına ihtiyacımız var. Ama <laughs> bana kötülük yaptı onlara plan yapacağım hesap soracağım diye ergensi düşünceler. Beni nasıl terk eder ben ona hesap soracağım veya işte bu benim arkamdan hiç çevirdi ben de onlara bunların hesabını soracağım gibi ergensi aptallıklar bir şekilde hayatı mutsuz yaşamanıza sebep oluyor. Yaşamamıza sebep oluyor. Hepimizin öfkesi, hepimizin içinde şiddet e, duyguları var. Biz bu duyguları ehlileştirdiğimiz müddetçe, törpüleyebildiğimiz müddetçe sağlıklı insanlara dönüşüyoruz. Aklı başında insanlara dönüşüyoruz. Bir de Duyguları bastırdığımız zaman tehlikeli sonuçlar çıkıyor. Çocukluk evresinde istismara uğramış kişilerin gelecekteki cinsel fantazilerinde marjinal rigid hazlar oluyor. Tehlikeli kişiyi riske edecek tehlikeli ilişkiler, e, düzensiz ilişkiler, risk adleden uygunsuz ilişkiler kendisini gösteriyor. Kişinin geçmişinde yaşadığı travmayı bir şekilde üstesinden gelip güçlenmesi gerekiyor. Kişi bu travmayı atlatmadan cinsel e, hayatı başladığı zaman o cinsel hayatta marjinal mazoşist tutumlar ortaya çıkıyor. Bastırmamamız gerekiyor. Cinsel dürtülem, dürtülemlerimizi egosal dürtülenimlerimizi, sosyal dürtülenimlerimizi bastırmamamız gerekiyor. Sağlıklı yaşamamız gerekiyor. Yani bir insanın kendisini keşfedemeyen, kendisini bulamayan Hani toplumda bir algı vardır. Hani cinsellik kadın için derttir. Eğer bir kadın cinselliğin dert olduğunu düşünüyorsa çok net söylüyorum psikolojisinde bozukluk vardır. Bir erkek kadını sadece işte bir obje haline getirip işte bir gece takılırız falan gibi bir modda bakıyorsa erkeğin psikolojisinde kesinlikle sorun vardır. Yani toplumsal kültürel satın aldığımız bakış açıları yani hmm, yani cinsellik, yani cinsellik e, vardı yani toplumda böyle. Kadın cinsellikten acı çekiyor. Cinsellikten utanıyor. İşte e, teyze diyor ki yine dün akşam rahat durmadı herif. Yani acı çekiyor ve bunu bir paylaşmayı şey kabul ediyor. Yani bir rahatlama unsuru olarak. Oysa cinsellik acı çekilen ondan sonra işte e, kötü olan bir olgu değildir aynı şekilde erkek de tek haz haline cinselliği getirdiği zaman psikolojisinde kesinlikle bozukluk aranır. Cinselliğinden utanan, tiksinen, cinselliğinden rahatsız olan, cinselliği ayıp, günah gibi algılayan bir düşünce yapısı hastalık barındırır. Yani e, sınırlar içerisinde, makul sınırlar içerisinde bir cinsel hayatı olması için insanın haz dolu yani bundan mutluluk duyabileceği bir cinsel hayatı olabilmesi için kişinin kendisiyle barışık olması gerekiyor. Kendisinden tiksinen, kendisinden rahatsız olan, kendisinde suç gören, maraz gören, eksiklik gören bir insan psikolojik bozukluk yaşıyordur. Başkasını e, yargılayan bir insan psikolojik bozukluk yaşıyordur. O yüzden sevgili dostlar hani sağlıklı bir duygulanım için Geçmişte yaşanılan travmaları sağlıklı atlatmamız gerekiyor ki hani ben bir insanın e, cinsel fantazilerinden geçmişte yaşadığı travmaları çok bariz görüyorum. Bir insanın e, sosyal çevresindeki ilişkilerinden, en sevdikleriyle arasındaki ilişkiden geçmişteki travmaları çok rahat görebiliyorum. Bir insanın otorite figürüyle arasındaki diyalogdan geçmişte yaşadığı travmaları çok net görebiliyorum. Görünüyor zaten. Yani ekstra bir öykü anlatımına gerek kalmıyor çoğu zaman görünüyor o yüzden hani geçmişte yaşadığımız travmalar bütün eylemlerimizde kendisini gösteriyor yeter ki şunu fark edelim bu travmalar sağlıklı şekilde atlatılmak zorunda bu travmalar sağlıklı atlatılmadığı zaman geleceğe çok ciddi problemler çok ciddi anomaliteler bırakıyor o yüzden sevgili dostlar hani benim gibi dinamik bakan bir psikolog için olay geçmiştedir yani. Anne babadadır. Hani televizyonlarda, filmlerde görürsünüz. Yani işte hadi çocukluğunuza inelim. Muhabbetinin başladığı yer aslında kesin gerçekliği barındıran yerdir. Çünkü travmalar çocukluk evresinde başlıyor. Bu travmalar sağlıklı atlatılmadığı zaman mutlu bir hayat çok zor bir ihtimal e, haline dönüşüyor. O yüzden geçmişteki travmalarımızla yüzleşip bir şekilde kendimizle barışmamız gerekiyor. Geçmişteki travmalarımızı görüp ve muhtemelen bu travmalara baktığınız zaman zulüm barındırmıyorsa, yoğun haksızlık barındırmıyorsa çoğu zaman o çocuksu düşünceden çıkamadığımızı görüyoruz. O çocuksu düşünceden çıkıp makul, aklı başında, itidalli insanlar olarak yani hesaplaşma üzerinden değil, ha ben bu hayatta mutlu bir şekilde yaşayacağım. Bugünümü nasıl güzelleştirebilirim? Bugüne nasıl değer katabilirim? Mantığıyla bakılması gerekiyor. En nihayetinde şunu söyleyebiliriz ki travmalar bizleri sadece zayıf düşüren, e, çaresiz hissettiren durumlardır. Bunların üstesinden gelebilmek için kendimizle barışmamız, kendimizi sevmemiz, kendimize inanmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman bu travmaların aslında bizi güçlendirdiğini bu çaresiz kaldığımız zamanların bize çok değerli şeyler ürettiğini fark ediyoruz. Hiçbir dünya tarihini yazan adama baktığınızda yaşadığı acılardan melankoli devşirip olayları trajedi, arabesk müzik sanatçısına döndürmemişler. Buna rağmen mücadele etmişler. Buna rağmen hayatı güzelleştirmeye, hayatı anlam katmaya çalışmışlar. Hay tarihte değerli yerleri olan insanları çok konuşuyor. Tarihte manyak, sosyopat katiller de var yani. Ne yazık ki en nihayetinde şunu söyleyebiliriz ki sevgili dostlar. Kendinizle barışacaksınız, kendinizle uzlaşacaksınız, kendinizi seveceksiniz. Bundan başka da zaten çaremiz yok.